Efendim bir zamanlar çiftlik bank olayı diye bir vaka vardı malum. Bir de onun tosuncuğu vardı. Tosuncuk hala var da hapiste. Ve bu dolandırıcılık zinciri yumurtayla simgelenmişti. Yeni bir dolandırıcılık zinciri vakası ortaya çıkarıldı. Burada da konu yumurta değil, deterjan. İnsanları umutlandırıyorlar, ondan sonra paralarını topluyorlar, tabii gelir vaat ediyorlar vesaire. Ortada 100 milyon liralık bir dolandırıcılık var. Ankara'ya bağlanacağız, Ebru Balıkçı bize ayrıntıları aktaracak. Dolandırıcılık iddialarının odağındaki o firmayla ilgili sıcak gelişmeler bugün ardı ardına yaşandı. Ankara Kahraman Kazan'daki deterjan firmasının vatandaşlara ilk olarak deterjan ham maddesi sattı. Ardından bunu banyo topu haline getirdikten sonra 3 katı fiyata yeniden geri almaları şeklinde bir vaatte bulundukları iddia edildi. Yine iddiaya göre vatandaşlar paralarını yatırmalarına ve ürünleri teslim etmelerine rağmen paralarını alamadılar. İlk olarak sosyal medya üzerinde örgütlendi, mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlar ardındansa bir araya gelerek soluğu firmanın kapısında aldılar ve tepkilerini dile getirdiler. Bir açıklama beklediler. Açıklama firma sahibi Süleyman Kocabaş'tan dün akşam saatlerinde sosyal medyadan geldi. Ancak açıklama biraz tehditvariydi. Süleyman Kocabaş, benim firmam kapatılırsa paranızı alamazsınız şeklinde bir açıklamada bulundu ve yine bir açıklaması daha dikkat çekti. Ben size kredi çekin, borçlanın şeklinde bir açıklama yapmadım dedi ve aslında dolandırılan vatandaşlardan bir kısmı bugün hala olayın farkında değildi. Sabah saatlerinde firmada nöbetimiz devam ederken bazı vatandaşlar geldiler ve ürünlerini teslim etmeye devam ettiler ve paralarını alacaklarından da oldukça eminlerdi. Ancak şikayetlerin ardı ardına gelmesinin üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü de hızla harekete geçti. Operasyonun düğmesine basıldı ve Süleyman Kocabaş'la birlikte firmanın 7 yöneticisi daha gözaltına alındı. Aslında bir yıldır teknik takip sürüyordu. Ankara polisi bu şahısları takip ediyordu ve bugün de Kırıkkale'den Ankara'ya döndükleri sırada yine takip devam ediyordu ve paraları alıp kaçacaklarını anladıkları sırada da Ankara polisi operasyonun düğmesine bastı ve Ankara sınırları içerisine girdiklerinde firmanın sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi gözaltına alındı. Aynı zamanda adreslerde de aramalara geçildi ve 4 iş yeriyle 10 ikamette arama yapıldı ve o noktalarda aramalar yapılırken de en sıcak görüntüler TV 100 ekranlarındaydı. İlk görüntülere TV 100 haber merkezi ulaştı ve aramaların devam ettiği sırada anlık olarak ekranda da o görüntüler yer aldı. Vatandaşlardan alınan ürünler fabrikada bekletiliyor ancak atıl bir durumda. Ya şu da belli oldu ki firmanın yurt içi ya da yurt dışında herhangi bir satış yapmadığı da yine anlaşılmış oldu. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ticaret Bakanlığı'ndan bir rapor bekliyor. O raporda detaylı bilgiler yer alacak ve son şekli verildikten sonra da o rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilecek. Aslında soruşturmanın seyri de o noktadan sonra biraz daha değişmiş olacak. Bu arada gözaltına alınan 8 şüpheli 4 gün daha Ankara Emniyetinde olacak. Yine ifadeleri devam edecek. Yine diğer illerden gelen şikayetler de alınacak. Sadece Ankara merkezli değil. Yine diğer illerden gelen şikayetler de göz önünde bulundurularak soruşturmaya yeniden yön verilecek.